Yani şimdi yaşamak için yaptığın özel bir şey var mı? İşte bu telefondan kurtulmak istiyorum. Tamamen atacaksın cep telefonu. Tamamen hayatına. Kurtulmak istiyorum. Bunu yani şimdi böyle şikayet ediyor sonra elimde de göreceksiniz son teknoloji telefonlar var. Her şeyi de yapıyorum, beceriyorum ama hani o yüzden şikayet ediyorum zaten. Hakikaten bunu yapmak istiyorum ve galiba yapacağım. Ama bir taraftan çünkü hayatı da çok kolaylaştı. Pardon lafını kesiyorum. Neyi? Bir de hani şimdiyi yaşamak sadece o cep telefonunu atmakla olmuyor ki. Ama çok büyük etkisi var biliyor musun? Hakikaten çünkü beyninin bir tarafı sürekli o telefonda. Sen fark etsen de fark etmesen de. Telefon mu çaldı bilmem ya, benim telefonum mu, mesaj mı geldi? Yani sen tamamen bu anı yaşamaktan, yaşama lüksünü kaybediyorsun onunla. İşte öyle zamanlarda ben mesela kendim kapatıyorsun değil mi? Sessize alıyorum telefonu. Bu sefer de ona alışan yakınların var. Niye duymadın? Merak ettik. Açmadın, açılmadı. O yüzden hani bilsinler ki Nehir cep telefonu kullanmıyor. Ben kullanmıyorum kardeşim. Dolayısıyla merak duygularını da şey yapacak. Kendi kendimize endişelerimizi de arttırıyoruz. Mesela anne seni arayacak, bulmak isteyecek. İşte eskiden ne yapıyordu? Nasıl buluyordu? Bulsun gene öyle. Kötü haber tez yayılır. Allah korusun. Hani bir şey olsa zaten. Onun dışında ya özgürlüğümüzü çaldığı kesin bütün bu aletlerin. Evet bir şekilde öyle ama onu da sen kendin işte dediğim gibi sen de aynı şeyi yani tamamen kesmek değil. Ben zaten telefon benim emziğim gibi yani mümkün değil ayrılamam ondan ama en azından işte ne bileyim yani ona akşam bir şey bulmak lazım kapatıyorum onu. Sesine evet. Kısıyorum bir dönem hiç açmıyorum mesela. Öyle ben de dönem dönem onları geçiriyorum ama ben mesela bütün ailem bilir benim hani o saatte nerede olduğum beni nereden bulabileceklerini ki hani tabii Allah önden korusun. Haber evet. Verdikten sonra zaten ben de bazen onu yapıyorum. Merak etmeyin kapatacağım, kapatıyorum. Gene de merak ediyorlar. Öyle bir rahata alışmışız ki bu cep telefonuyla. Ben de yapıyorum anneme canım. Niye açmadın, neredesin ben? O da benim gibi şikayetçi. Ya bırakacağım atacağım bunu. Nasıl bu kadar bağımlı olduk? Evet. Kendi kendimizi de endişelendiriyoruz. Bazı şeylere de alışıyoruz. Alışkanlık da en zor şey yani. Hani alıştığından vazgeçmek, vazgeçebilmek onların hepsi. Peki bu kadar. Senin ailende başka oyuncu yok değil mi? Yok. Bir tek sensin oyuncu tek olan. Varım, evet. Ve kendi ayaklarının üzerinde. Kaç yıl oldu başlayalı? 2000 yılıydı TRT'de sunuculuğa başladığımda. 2009'dayız değil mi? 2009'dayız. Vay be 10 yıl olacak. Vay be. Orada ama sunuculuk yapıyordun. Orada oyunculuğa geçişin nasıl oyunculuğa olmuştu geçişim, senin? Oyunculuğa geçişim Koç'un benim dizisiyle oldu. Gene TRT'nin bir dizisiydi. Hmm. Orada Tarık Akan'la Tarık Akan'ın Koç olduğu bizim işte Ozan Güven, Yunus Günç'e Yeliz Doğramacılar bir sürü böyle genç arkadaş lise öğrencilerini canlandırıyordu. 47 bölüm gitti o da. Peki başından düşünüyor muydun oyuncu olmayı yoksa tesadüfen mi hani bunlar hayatına geldi ve o yolda ilerledin? Yok düşünüyordum. Çok istiyordum zaten. Lisedeyken de tiyatro yapıyordum. Tiyatro ile ilgileniyordum. Ama benim ailem, babam daha doğrusu mali müşavirdi. O kendi şirketinde devam etmemi istiyordu. İşte ya işletme oku ya kamu yönetimi oku ya bilmem ne. Onları bana saydı bir şey, bir bölümler var. Onları bitirirsen mali müşavirlik diploması alabiliyorsun. Bir de üstüne ya yani o bölümlerden birini bitireceksin. İki sene bir yerde bir şey, muhasebecilik bir yapacaksın. Ondan sonra sınavlara gireceksin. Mali mi neymiş? Mali müşavir olacaksın. O bunu çok istiyordu. Hani aile şirketinin devam etmesini istiyordu. Ben de yani bir şekilde onu kırmadım ve hakikaten gidip işletme okudum. İyi ki de öyle yapmışım. Çünkü kaybettik babamı. O da gözü arkada gitmedi en azından. O diplomayı istiyordu çünkü. Evet, o da çünkü. Sen de belki sonunda vicdan, ah babam bu kadar istemişti evet. Deyip vicdan azabı çekebilirdin. Evet ama ben zaten hani bu işe gireceğimi ve yapacağımı biliyordum. Onun için peki, de İstanbul'da bir üniversite kazandım. Hani gördü telepazarı ve Koç'un benimi görebildi. Ve gurur da duydu. Ay ne güzel. İyi ki. O zamanlar evet. Baskı yaptı mı sana? Hiç çalışmama hani izin vermiyordu. TRT olduğu için izin verdi. Ve haftada bir gün canlı yayındı zaten telepazar. Pazar günleriydi. Sadece bu işlerde değil herhangi bir şekilde çalışmama izin vermiyordu. Okul bitene kadar. Benim baba tarafım Malatyalı. Onlar işte lise yıllarında gelmişler İzmir'e. Hepsi 8 kardeşler. Hepsi üniversite mezunu falan filan okumuş insanlar. Ama o Malatya kültürünü bir şekilde kendi değerlerini hep sürdürdüler. Biz bunu hep hissettik hayatımızda. Dolayısıyla bizde hani evden kızın çıkıp şehir dışına gidip tek başına yaşaması da aslında büyük bir olaydı. Evet. Bayağı kıyamet koptu. Bütün aile toplandı. Allah'tan hiyerarşik sistem var. En büyük abinin sözü geçiyor. En büyük amcam tamam dedi. Onay verdi. O sayede gelebildim. Onu nasıl ikna etti?
Onu bir, o bir şekilde bana güvendi. Onu kimse ikna etmedi. O bütün tartışmaları dinledi, o süreci ben çok iyi hatırlıyorum. Ben bayağı böyle evde oturuyorum. Bütün aile. Şasın mı gitmesi mi, bayağı gidecek gitmeyecek bilmem ne falan, amcam dinledi. Açık oturum dinledi, yapıldı yani senin bayağı için. Açık oturum yapıldı. Tamam ben de yürü güveniyorum. Gidecek dedi. Sayesinde İstanbul'da üniversite okumaya geldim. Hayatta mı amcan? O da vefat etti. Allah rahmet eylesin. Evet. Allah rahmet eylesin. İkisine de 2 sene arayla. Birbirlerine çok düşkünlerdi zaten. Gittiler. İkisi de gitti.